Herkese selamlar dostlar. 24 Kasım 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Değerlendirecekler bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışması yapalım. Daha önceki Arjantin maç skoru bilen yok. Maç sürpriz oldu. 2-1 Suudi Arabistan kazandı. İlk geri birini kombineye koymuştuk. Kazandık. Tebrik ederim. Sizlere bu videoda maç skoru olarak benim de Dünya Kupası'nın sürprizlerinden yani sürpriz yapabilecek takımlardan bir tanesi Sırbistan vardı. Brezilya Sırbistan mücadelesi maç skoru ne olur sizlere sorduk. Değerlendirecekleri katılacakları bol şanslar efendim. Geçtim. Sizlere bir adet kombine önerisi yapmıştım bildiğiniz üzere. Tam iki oranlı bir kombineydi. Arjantin'in ilk yarı galibiyetini aldım. 1.35 gibi orandan. Maç birden iki oldu. Garip bir. Ne oran vardır birden 2'nin de. Yani 150 oranı vardı çok rahat. Arjantin ilk yarıda 3 tane 4 tane attı. 3 tane siktal oldu. İlk yarı birimiz geldi fakat 1.35 gibi orandan kazandık. Onun yanında da Monaco Fenerbahçe mücadelesine. Ben erken aldığım için direkt almıştım. Oranlar açıldığı gibi almıştım. 156.5'tan almıştım. Zaten mücadelede 190-189 sayı çıktı. Çok rahat geldi. Barem 158'e kadar yükseldi fakat alanlara tekrardan tebrikler. İki oranlı kombinemiz geldi. değerlendirenler. tebrikler. Bir arkadaşımız yazmış mesela gelirse kız arkadaşıma çiçek alacağım diye. Geldi 10 numara birine çiçek aldırdık mesela. Bu güzel bir şey. Aldıramayabilirdik ama bir şeyler yaptık en azından. Tebrik ederim arkadaşlar. Geçtim bunu da. YouTube raporuna baktığımız zaman da 22 Kasım'da Euroleague'de 3 tane maç vermiştim sizlere. Hepsi geldi arkadaşlar. Bugün de Euroleague'i aldım zaten. Ben Euroligi zaten yakından takip ediyorum. Şöyle bakalım raporda. Arjantin ilk yarı biri geldi. Fransa'nın bir buçuk üstü geldi. Hatta dedim ki 2 0 gibi orandan Fransa'nın atacağı 3 golde alınabilir diyerekten geldi. Monaco maç 159 156 buçuk üst geldi. Milano Efes maçına deplasman 75 buçuk üst verdik geldi. Barcelona'nın 7 farklı galibiyetini verdim. O da geldi zaten. Yatan 2 maçta 0-0 bitti. Danimarka'da geliyordu. Son dakika kalken vara çağırdı. 90 artı 5 miydi 7 miydi bilmiyorum artık. E, penaltıyı vermedi. Danimarka da orada bir penaltı kazansa atsaydı o da çok rahat geliyordu. Meksika maçı da zor oldu. Bakalım bu şekilde raporumuz vardı geçtik. Canlılarda neler yaptık? Ben dün canlılarda bir sinirlendim. Neden sinirlendim? MBS 2 olayı var bakın. Sürekli yani Dünya Kupası oynanıyor MBS 2 açıyor. Euroleague oynanıyor MBS 2 açıyor. Bunlar normal zamanlarda zaten MBS 1 açılanlı. Ama fakat ya iddia resmen diyor ki ben senin para kazanmanı istemiyorum diyor. Benden oynama diyor resmen git diyor kaçak oyna diyor ceza yersen de ye diyor gerçekten öyle diyor canlılarda kazandık son canlı gece 5'te 5 yaptım onu da belirteyim sizlere hatta e, gitsin bu ekrandan kata telegram grubundan göstereyim. Hatta buraya da yazdım ki ya dedim yani Nesine bütün canlılar MBS 2 yapıyor. Şimdi maç izliyorum ben bir tane maç oynanıyor zaten. 16 seansında kaç maç oynanacak? Bir maç oynanıyor. Yanına hangi maç koyacağım ben? Burada ben de zora gidiyorum. MBS 2 olarak vermeye devam ettim. Gece verdim. 4. periyot Monaco 1. Bir orandan verdim. Fransa maçına ilk gel bir buçuk üst verdim. Dakika 21'de. Dedim ki Fransa'nın burada şeyi var. Bir golü var dedim. Avustralya'da atarsa da belli olmaz dedim hatta. Fenerbahçe Monako maçına ev sahibi 80.5 üst verdim burada. Monaco da burada dedim son periyot bir şeyler yapacak bu takım dedim. Belliydi yaptı. 30 da 36 sayımını attı son periyot zaten. Ondan sonra Fransa'nın ilk yarı 1.5 üstü geldi mi? Tertemiz oldu. Ya ne yapıştırdım? 1.45 gibi orandan dakika 29'da. Fransa'nın bu maçta 3 golü var dedim. Hatta devreden bir tane de atarsa 3. gol bekletmez gibi geldim. 3. golde devreden bir tane attı. 3. golde çok bekletmedi zaten. Devam edelim. Monaco'nun ev sahibi 80.5 üstü geldi. Fenerbahçe'nin 4. periyotu geldi. Partisan mücadelesine de ikinci periyot bir verdim. O da geldi. O şekilde Fransa'nın iki buçuk üstü geldi. Bu şekilde canlıla zaten ben dedim gibi iddialıyız. Kendi canlılarımla özellikle. Yani başarı vardır bunu söylüyorum. Hatta herkes açık gruba da atıyorum zaten ara ara. Orada, orada da zaten görüyorsunuzdur. Kangal isimli Rumuz Kangal her zaman dediğim gibi. Diğer arkadaşlarımız da zaten her zaman elinden geleni yaptığı için güzel bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bilginize geçtim isterseniz. Şimdi sizlerden ricam kombin önerisi vermiştik ya. Bu videoda bir kombin önerisi yok fakat artı 400 seviyesinde bir like bekliyorum. Ya bakıyorum zor maçlar. Gerçekten zor maçlar. Portekiz, gana Gana mesela kapalı kutu. Hadi Uruguay kolay biraz. Kamerun kapalı kutu. Sırbistan Kaldoslu çok iyi. Brezilya ile oynayacak. Bakalım neler olacak. Zor maçlar var. Sizlerden ricam artı 400 seviyesinde like'tır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Teşekkürler ve direkt başlayalım. Şöyle çok da uzun tutmadan hemen dünya kupasıyla devam edelim. Şimdi İsviçre ile Kamerun mücadelesi. Maçın beklentisini söyleyeyim. Her videonun maçın başında skor beklentisini söyleyeyim. Maçın skor beklentisi arkadaşlar 2-1'lik bir İsviçre galibiyeti bekleniyor. İsviçre'nin başında zamanında Fenerbahçe'de oynayan Murat Yakın var. Şu an İsviçre'yi o çalıştırıyor. Kamerun'da da Song var. Galatasaray'da bilenler vardır. Ben atılıyorum. Yani sol stoper veya sol bek olması lazım. Öyle atılıyorum Song'un. Ee, uzun böyle şey vardır Uzun saçlı falan bir elemandı Cameru'nu o çalıştırıyor Şimdi kadro olarak baktığımız zaman da Kamerun'un şöyle bir olayı var İleri attığı Ferrari arkası Toros diyelim biraz İleride kimler var ondan bahsedelim Solda Ekambi oynayabilir Belki burada Ekambi'yi sağ çeker mi Enkudu oynar mı diye düşünün Enkudu muhtemelen yedek olur gibi geliyor İleride Choupo-Moting oynar muhtemelen O da şu an çok formda zaten Bayern Münih de son dönemde Abu Bakar var fakat oynamayacak Napoli'den Agnusia var. Mbomu da aynı şekilde geldi. İleri attı yani kameranın biraz daha iyi. Arka taraf biraz daha dediğim gibi ön taraf Ferrari arka taraf biraz daha Toros. Kalede de Onana var. Muazzam bir kaleci. Güven veren bir kaleci. İsviçre'ye baktığımız zaman da zaten izlediğimiz bizim Türkiye ile milli takımda da grubundaydı. Euro 2020'de. 2020'de. Embolo, Vargas, Şakiri, Çaka, Akanji. Kalede de Sommer var. Yani çok gollü bir maç olacak gibi gelmiyor açıkçası ki 2-1 beklentisi var fakat altın oranı bile 1.44 bakın yani 2.5 üst oranı 2 oranı var. Oranlar belli oranlara göre iş yapılmaz zaten. Ben şöyle bir ideal vermek istiyorum. İlk yarıdan bir gol olur gibi geliyor bana. 1.34 gibi oranı var. Bu benim idealimdir. İlk yarıdan çıkacak bir gol değerlendirme altına alınabilir. Onun dışında biraz daha yüksek oran değerlendirmesi yapmak istersek toplam gol aralığı 2-3 gole de sıkışabilir gibi geliyor bana. 4 gol olmaz hatta 2 gol de kalabilir diye de geliyor. İlk yarı bir gol ikinci yarıda bir gol gelirse tadından yenmez 1.78 gibi de bunun oranı var. Toplam gol aralığı 2-3 gol. İkinci maçım Uruguay ile Güney Kore mücadelesi. Uruguay'ın bu turnuvada bir şeyler yapması beklenebilir bence. Çünkü kadrosu gayet güzel. Özellikle bazı oyuncuların mesela Suarez gibi isimlerin de bu Dünya Kupası'na özellikle hazırlandırdığını zaten sizler de biliyorsunuzdur. Onun için bir ayrı bir takıma gitti son Dünya Kupası. Muhtemelen maçın beklenti skoru yine 2-1'lik bir Uruguay galibiyeti bekleniyor bu mücadeleden. Doğrudur. 1-54 gibi bir... 1.55 gibi oranı var. Kadroya baktığımız zaman da Nunes, Suarez, Bentancur, Galatasaray'dan Torayra ve Valverde. Defansta Jimenez, Godin. Kalede Muster olmayabilir bu arada. Uruguay'da roket yazıyor da muhtemelen bu eleman olabilir kalede. Onu da bilgisini vereyim. Çünkü röportajda da bu adam verdi yani. Muster'e röportaj vermedi. Bu yedek kaleciye kolay kolay röportaj verdirmezler. Muhtemelen ideal 11'e bu kaleci çıkar diye düşünüyorum ben. Roket diye bir eleman. Güney Kore'ye baktığımız zaman da bazı önemli isimler var. Kimler? Hugminson, Kimije, Hiçen gibi isimler var zaten. Onun dışında benim şöyle bildiğim, şöyle kadroya bakıyorum. Çok da bildiğim biri yok açıkçası. Chen Hong var. Duydum da şey değil. Tanıdık geliyor sadece. Ben burada Uruguay tarafındayım. Uruguay'ın doğrudan galibiyetini bekleyeceğim bu maçta. Maç sonu 1'e 1.55 gibi oran açmışlar. Doğrudan galip gelebilir mi? Gelebilir. İsteyenlere de şöyle bir yüksek oranı vermek istiyorum ben burada. Yani Uruguay zaten galip gelecekse bir gol atmayacak mı? Atacak illaki. 1-0 bile olsa olabilir galip gelmesi lazım kendi gözümüzde. Diyorum ki Efsel 1.5 üst neden olmasın 1.88'de bunun oranı var. Maçın skor beklentisi de 2-1 skor beklentisi var ya ben kendi o beklentiden önce 2 0ı 2-1 yazdım mücadeleyi zaten. O yönde ben Uruguay tarafında olduğumu belirteyim. Portekiz'de Gana. altana kapalı kutu. Suudi Arabistan maçı gibi bir şey olabilir bu belki. Sürpriz de çıkabilir. Maçın beklentisini söyleyeyim. 1-1 beklenti yazıyor. Bu beklenti yani her şey. Objektif beklentisi bu. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Oyuncuların son dönemdeki formdaki falan tamamen objektif beklenti. Her zaman genellikle bu çıkartır bu site. Ee, bir bir beklentisi var. Ben Ronaldo ekstra bir performans yapacak mı bence yapabilir diye düşünüyorum. Dün de haberler haber çıktı zaten. United Dedi işte Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yollara ayrıldık, ayrıldık dedi. Ronaldo ayrı bir motivasyon olacaktır. Takımda herhangi bir sorun yok. Tamamen basının basının ortaya karıştırması. Bruno Fernandes, João Mario açıklama yaptı. Herhangi bir sorun yok dedi. Gayet iyiyiz, mutluyuz dedi. Cancelo'nun o videosunda dedi adam sert pozisyon yapmıştı Felix'e ondan gittim dedi. Açıklamalar yaptı yani. E dedi ki artık yeter benle ilgili takım arkadaşlarıma soru sormayın. Dünya kupasına odaklanın abi dedi. Dünya kupasıyla sorun dedi haklı mı haklı sonuna kadar. Gana'ya baktığımız zaman da Ayevler var. Süleyman'a güzel kadrosu var. Portekiz'in kadroyu zaten biliyorsunuz. Ben şurada şöyle bir beklentim var açıkçası. Mücadele 4 gol olur mu abi? Bunu bana söyleyin. Bence bu mücadele 4 gol olmaz gibi geliyor bana. 2 golü bence var gibi. O yüzden yüksek orandan tek tercih yaptım. İdeale gitmedim bu mücadeleye de. Toplam gol aralığı 2-3 gol olarak değerlendirdim. 1.79 oranı var. Ve şunu da söyleyeyim. Gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi olduğunu da ayrıca belirteyim. Brezilya-Sırbistan mücadelesi. Dur oğlum Fenerbahçe. Hı. Şimdi iki takımın da kadrosu çok güzel. Yani keyifli bir maç olur umarım. Gollü bir maç olsun. Maçın beklentisini söyleyeyim sizlere. 2-0'lık bir beklenti yazmışlar bu mücadeleye. Kamu işte indeks beklentisi. Böyle söyleyeyim ben sizlere. Ama Sırbistan tarafında da gol atabilir. Sırbistan'ın kadroda neler neler var ya. Vlaovic, Jovic, Tadic, Savic, Kostic, Zivkovic. Ananı avradını... Kalede yine Savic. Kaledeki Savic ama çok iyi değil. Lazio'nun kalecisi sanırım. Bu yaşlı bir kel bir adam var. Çok iyi bir kaleci değil bence o. Takip ediyordum ben onu da. Yani çok bir güven veren bir kaleci değil. Brezilya'nın kadroya bak. Neymar, Charlison, Rapinha, Fred. Yapma ya. Fred oynamasın abi ya. Casemiro, Paqueta, Marquinhos, Silva, Sandro, Kalede, Alisson, Muazzam. Çok güzel bir maç olur gibi geliyor. Lafı da evi gevelemeyelim. Ben burada Brezilya'nın iki gol atmasını bekliyorum. Efsa 1.5 üst değerlendirme altına olabilir. Brezilya zaten şöyle de ufak bir bilgi vereyim. 142 gibi oranı var. Brezilya Dünya Kupası başından beri 1930'dan beri Dünya Kupası'nı kaçırmayan tek takım. Yani her zaman Dünya Kupası'na girdi geldi. En son şampiyonu da 2002'de oldu sanırım. 2002 Dünya Kupası'nda. Beklenti de var Brezilya tarafına. Altın çağını da yaşıyor diye. Bu arada junior kadroya bile yazmamışlar. Nasıl bir kadro çıkacak ben de bekliyorum. Esa 1.5 idealden alınabilir. Şimdi iki tane Euroleague mücadelem var arkadaşlar. Bu maçların oranları açık, açıklanmamış. Hızlı hızlı anlatayım geçeyim. Milano dün Anadolu Efes'te oynadı zaten. Kötü bir performansı vardı. Messina de o kadar kızdı bağırdı. 50 sayıda kaldı Milano takımı. Fenerbahçe son dönemde çok formda. Ben burada olası bir sürpriz beklemiyorum. Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyorum. Oran ne açılıyor bilmiyorum ama Fenerbahçe bu maçta bence galip gelir gibi düşünüyorum. Tahminime göre 1.40-1.38-1.40 bantlarında oran açılırsa Fenerbahçe galip gelir. Geçtim. Real Madrid partizan mücadelesinde yine oranlar yok dediğim gibi. Daha açılmadı saat 11.35. Real Madrid'in burada kendi evinde galibiyetine zaten oran vermezler hiçbir şekilde. Ford'a şöyle bir değerlendirme yapalım. Real Madrid'in üstünü alalım. Ev sahibi 82.5 üst olur muhtemelen. Ya yani 81.5-85 açmazlar umarım yine ya. Ya yani işte real ev Real Madrid'in ev 82.5, 83.5. Hadi 84.5'u da alalım. Öyle bir bahis açılırsa değerlendirme altına alın. Real Madrid'in ev sayısına değerlendireceklere bol şanslar arkadaşlar. Ben elimden geleni yaptım anlattım. Gerisi de artık sağdaki eşeklere kalmıştır. Değerlendireceklere bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.